Ay ne oldu yine yavrum? Anne ya, Emre beni dövdü. Dur Özge'cim, ağlama, daha konuş. Anlamıyorum anneciğim. Emre beni dövdü. Nana da onların tarafını tutuyor. Ama Özge'cim hadi gel. Ayıp değil mi küçücük çocuklarla bir oluyorsunuz? Ne oluyor gene? Emre nerede? Yukarıda. Hadi gel canım, çıkalım, ben sizi barıştırayım, hadi gel. Bana ne, ben barışmak istemiyorum. Tamam, ben şimdi onunla konuşurum. Hakan, hadi gel Hakan'cığım. Bana ne? Hadi barıştırayım ben. Onlar kardeş. Hadi gel. Şimdi kavga ederler. Bak, biraz sonra barışırlar. Rica ederim lütfen. Bırak, hadi güzelim gel. Ya bana ne? Ne yaptınız? O yaptı. Bravo, tebrik ederim. Hayır hayır, bırak bırak. Dokunma. Ne yaptığını farkında mısın sen sakar şey? Anne, eve gidelim. Gel kızım. Verdiğin zararı bir ömür boyu çalışsan ödeyemezsin. Bu neye mal olacak biliyor musun? Ama... Rica ederim siz de yukarı çıkın. Ve asla bir daha gözüme gözükmeyin. Anladınız mı? Gel kızım, gidelim eve. Ne oldu evladım? Ne oldu Hakan? Ne yapacağım şimdi ben? Neden meyve suyumu Özge'nin döktüğünü söylemedin? Ya baban öyle sinirlendi ki ağzımı bile açamadım. Of Dana, babamın gözünü al hemen lütfen. Ne yapayım? Yanlışlıkla oldu, özür dilerim falan de. Babam hemen affeder. Seni sevdi bence. Bu kız tam bir baş belası. Onunla karşılaştığım andan itibaren başıma gelmeyen kalmadı. Ne sakar ne salakmış. Ama oğlum istemeden yapmış. Şüpheliyim valla. Bir insan bu kadar sakar olamaz ki. Çalışsa da olamaz. İyi niyetli bir kızcağız aslında. Zaten işte çok yoruluyorum. Baksana çocuklara bile zaman ayıramıyorum Makbuş Sultan. Bir de bu kızla uğraşmayalım ya. Eve geldiğimde de bir parça huzur istiyorum. Haklısın evladım. Sen de artık evlenip düzenini kurmalısın. Böyle çok zor oluyor. Hayır, neredeyse Simge'ye yerden göğe hak vereceğim. Çocuklarım gerçekten sorumlu mu acaba benim? Yok evladım, olur mu öyle şey? Düzen olmayınca onlar da huzursuz ben de. Yalnızlık Allah'a mahsus evladım. Nasılsa ben gidiyorum. Kur yuvanı. Huzurlu otur evinde. Seninle ilgisi yok Makbuş. Ama yarın o kızı bu evde görmek istemiyorum. Peki yavrum. Söylerim. Sen elinden geleni yaptın Emre'cim. Bu da benim sana hediyem. Bu da nereden çıktı şimdi? Bu mümkün değil. Ne oldu? Baba. Ne oldu baba? İbicinler bastı. Artık inanıyorum. Projeye bakın. Evladım iyi misin?
Masanın başında uyuyakalmışım. Gözümü açtığımda bakın ne gördüm. Ellerine sağlık evladım, pek güzel olmuş. İyi de ben daha yarısını bile düzeltememiştim ki. Makbuş Sultan. Ne bileyim evladım. Belki de Hızır Aleyhisselam gelmiştir. Üniversitedeyken seçmeli dersimdi de. Ne yani? Bunu sen mi yaptın? Dün siz çok üzülünce ben de... Aşk olsun vallahi. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Hayatımı kurtardın. Simge. Simge. Şuna bir baksana. Ah, hayatım sen bir dahisin, süper olmuş. Tek kelimeyle harika. Ben yapmadım ki. Sabaha kadar uğraşıp nana yapmış. Benim yukarı çıkmam lazım. İşlerim var. Fena olmamış. Fena olmamış olur mu? Bu ihaleyi aldık demektir. Simge, geç kalmayalım. Ben üstümü değiştireyim çıkalım. Akşama dışarıda olacağız. Sen nanayla çocukları idare edersin artık. Olur. Ama nana bugün gidecek evladım. Makbuş, benim adıma ona tekrar teşekkür et olur mu? Olur evladım. Şaka gibi. Ne oluyor bana? Kalbim deli gibi çarpıyor. Başka türlü bir duygu bu. Hiç bilmediğim. Çok acı verici. Umarım bir hastalık değildir. Neydi? Sosis. Sosis. Sosis tabii. Sosisle mi konuşuyordun? Evet. Hayır, hayır. Hayır. Proje için tekrar teşekkür ederim. Ne oldu? Yoksa çocuklar gibi sen de mi kızgınsın bana? Ben mi? Yok canım, beni ilgilendirmez. Yani. Hay Allah. Ay ne yaptım ben yine? Özür dilerim. Çocuklar kahvaltı yemek istemiyorlar. Of. Ben onları getiririm. Aa, nasıl hazırlamış 5 dakikada bunca şeyi? Ne hamarat kız. Hamarat. Aynı zamanda da sakar. Ayrıca sosislerle konuşuyor. Garip bir kız. Çok garip. Günaydın. Günaydın Simge. Hayatım günaydın. Günaydın. Cicişler nerede? Şimdi iner. Yukarıda üstten değiştiriyorlar. Hafta sonu olunca iyice keyif yapıyorlar. İçeri girsenize canım. Niye kapıda bekliyorsunuz? Hayatım, yapmamız gereken öyle çok şey var ki. Nasıl yetiştireceğiz bilmiyorum. Evin dekorasyonu, nikah işlemleri, davetliler. Sonra yer bakmamız lazım. Telaş etme Simgeciğim. Yavaş yavaş her şeyi hallederiz. Aa, yavaş yavaş olur mu? Düğüne kadar her şey tamam olmalı. Perdeleri değiştirelim ilk önce diyorum. Sen ne dersin? Perdeler mi? Perdeler mi? Bence perdeler çok güzel. Perdelerin diyorum, boğucu bir havası var. Sonra şu koltuklar. Anne, bir koltuk kaç TL biliyor musun? Fazla masraf yapmayalım. Prensesim ne kadar tutumludur. Çok. Bu dağınıklığa bir son vereceğim canım. Hiç merak etme. Ne diyorduk? Bazı şeylerde tutumlu olmak gerekir. Ama bazı şeylerde de paraya acınmaz. Örneğin yurt dışı eğitimi. Yurt dışı eğitimi mi? Evet. İsviçre'deki Leydilik okuluna gideceğim. Tabii seçkinler için özel bir okul. Kızım. Ya bir dakika anne. Şimdi gitmek istediğim okulun bir yıllık ücreti 25.000 TL. Eski paraya göre 25 milyar olduğunu düşünürsek... ayrı sadece 25.000 bölü 12 eşittir.
ayda 2000 TL'ye falan gelir. Çocuk işte istekleri hiç bitmiyor. Aynen öyle. Tamam Özgeciğim. O zaman gelsin bakarız. Teşekkürler babacığım. Bu haberi hemen kardeşlerime vermem lazım. Sen de orada oturacağına kalk bir su getir bana. Hadi. Bak Hakan'cığım. Gerçekten sen bunun zevkine giden hayat mısın? Perdeler. Çok boğucu bir hava veriyor evi. Yani şuna daha canlı renkler alalım. Ne dersin? Bence fena durmuyor ama. Sonra bak. Diyorum ki şu sehpayı değiştirsek mi acaba? Neden olmaz? Dün Nişantaşı'nda gezerken çok güzel bir sehpa gördüm. Acaba gidip beraber baksak mı? Tamam söz birlikte bakarız. Ay hayatım. Yoksa biz hiç uğraşmasak da bir dekoratör getirip evin tamamını mı değiştirsek? Şöyle canlı canlı renkler, ferah ferah eşyalar. Simgeciğim güzel biliyorum. Bak ne diyeceğim. Şuraya bir piyano koymalıyız. Özge müziğe karşı çok yetenekli. Hem de dekoratif olarak güzel durur. Ne dersin? Dekoratif olarak? Yani zengin ve çağdaş görünür. Ay ne dikiliyorsun orada? Sümüş. Ver. Neyin var? Ay. Ne oldu? Ay bu kız beni öldürmek istiyor. Hakan yandım. Ne koydun suyun içine? İçin isterseniz. İyi de bu normal su. Evet. Ay normal su ise boğazım niye çayır çayır yanıyor? Bir dakika canım. Ben sana meyve suyu getireyim. Dur. Küçük cadı seni. Bir şeyler karıştırıyorsun ama seni yakalarsam. O zaman elimden çekeceğin var. Neden bahsettiğinizi hiç anlamadım Sümge Hanım. Oh, çok güzelmiş. İçin iyi gelir. Çık gitme. Daha iyisin değil mi Sümge? Evet. Ama o aptal kızın verdiği suyun iğrenç tadı hala buramda. Hayret. Ben de içtim. Tadı normaldi. O kızdan korkuyorum hayatım. Çok garip biri. Nasıl desem ürkütücü. Söylesene gitsin. Çocuk olma Simge. Kendi halinde bir kız. Merak etme gidecek zaten. Bizimle yaşayacak hali yok ya. Orası hiç belli olmaz. Hadi iyi günler çocuklar. İyi işler babacığım. Babacığım mı? Biz de görüşürüz. Hadi çocuklar. Makbuş Sultan, akşama görüşürüz. Güle güle evlat. Görüşürüz Nana. Evet cicişler, artık hafta sonları aylaklık yok. Bakın Özge ne güzel bale kursuna gidiyor. Emre'cim seni halk oyunlarına, Yağmur'cum seni de eskrime yazdırdım. Artık öğlene kadar uyumak yok. Anlaştık mı cicişler? Kursa filan gitmeyeceğim. Ben de. Evet Makbule Hanım, gelelim size. Nikahımız kesinleştiğine göre artık sıra size güzel bir huzur evi bulmaya geldi. Hakan oğlum o konuyla ben ilgileneceğim dedim. O zaman sık sık Hakan'ı hatırlatın da unutmasın. Biliyorsunuz işleri çok yoğun. Bu arada siz de maşallah bir ziyarete geldiniz, buraya çöreklenip kaldınız. Ay pek rahat birisiniz vallahi. Nana benim misafirim. Anladık da bu kadarı da yüzsüzlük olmuyor mu? Hakan kalabileceğimi söyledi. Hakan he? Bu ne samimiyet? Hakan Bey değil yani. Usul erken bilmediğiniz her halinizden belli zaten. Simge Hanım. Kiminle nasıl konuşacağımı siz mi öğreteceksiniz bana? Benimle uğraşacağınızda şu evin haline bir bakın. Ne varmış evin halinde? Bu ne? Uy, pislik içinde. Uy, uy. Hah, bak bak iğrenç. Ay bu ne? Ay öyle bir far ya. Hakan bunu görünce bakalım ne diyecek akşama. Ay nereden çıktı böyle fare? Ne işi var burada? Anne bunlar beni odalarına almıyorlar. Gel canım. Nana bir baksana ya odamıza gelip beni deli ediyor. Şşş, bir dakika çocuklar. Bakın cicici anneniz ne bulmuş? O ne? Ay yazık öyle bir fare. Yok yok bence ölmemiş daha. Yaşasın bir fare oldu. Onu besleyelim değil mi Nana?
için tabii ki. Çok mu korktunuz? Hadi anne, hadi. Sevgen gidelim ya, hadi. Sen görürsün. Seninle işim daha bitmedi. Bahçeden mi girdi acaba? Allah Allah. Fareden nasıl korktular ama. Ne oldu? Eğlenmedin mi sen yoksa? Yok, çok üzüldüm ama. Ama Özge'nin babana sarılması ve ona baba demesi seni çok üzdü. Evet yani. Seni anlıyorum yavrucuğum. Nana kızım, bir yardım eder misin? Bu fare buraları pislemiştir. Temizleyelim hadi. Geliyorum. Aşağı inip Makbuş'a yardım etmem gerek. O varken sihir yapamıyorum biliyorsun. Hemen geleceğim. Çocukları hiç sevmiyor ki. Tüm ilgisi, sevgisi, her şeyi sahte. Evlendikten sonra son derece kötü bir üvey anne olacağından eminim. Hakan Simge'nin çocuklarına kötü davranmasına asla izin vermez. Hakan o kadının gerçek yüzünü görmüyor ki Makbuş. Bak hele bak. O görmüyor da sen mi görüyorsun? Hakan oğlumun içi titrer çocuklar için. Hadi sen kalk da şu iş ilanı. Bizim zamanımızda böyle değildi ki kızım. Şimdi evlilik oyun gibi. Gençler evleniyorlar, sonra hop boşanıyorlar. Olan çocukları oluyor tabii. Simge boşandığında Özge 2 yaşındaymış. Aa, öyle mi? Neden boşanmışlar? Ne bileyim evladım, ben sormam öyle şeyleri. Ama günah boynuna adam aldatmış galiba. Oo. Ne oluyor kızım? Yok bir şey. Zeval da. Ben şu dolmayı ocağa koyayım. Sen de buraların tozunu al. Ne yapıyorsun? Tamam atmıştım. Git git git. Az daha seni görüyordum. Aa, ne yapayım canım? Aa, ben ne zaman geldim buraya? Yaşlılık işte. Hiç kafa kalmadı. Hemen konuşmamız gerekiyor. Ne oldu? Sorma, şoker. Şoker mi? Nana'yı vereyim de o ayıklasın. Onun eli pek çabuk. Şoker geçmişini öğrendi. Geçmişini mi? Aa, ben bunu daha önce çıkarmadım mı? Tansiyonum çıktı herhalde. Bismillahirrahmanirrahim. İyi saatte olsunlar geldi herhalde. Yani şoker bu anlattığınız kadar güçlü mü? Evet, iksiri değişti. Şimdi senin insan olmanı engellemek için her türlü kötülüğü yapacaktır. Olamaz. Peki ama şoker bana ne yapabilir ki? İnsan olmanı engeller. Ama bu haksızlık. Korkma Nana. Yardıma ihtiyacın olduğunda yanında olacağım. Teşekkürler Yüce Kulina. Makbuş biraz daha böyle kalırsa kafası iyice karışacak. Tamam tamam, gidiyorum zaten. Ay, siliklerim için spor yapmam lazım. Evladım, şunları ayıklayayım. Ben tansiyon ilacımı alayım. Ne oldu bana anlayamadım. Kendimi bir orada bir burada buluyorum. Allah Allah. İstersen biraz uzan Makbuş'cum. İyi olacak galiba, iyi olacak. Demek şoker o yüzden dileğimi açıkladıktan sonra delirmiş gibiydi. Zaten hiçbir zaman gözüm tutmamıştı şokeri. İyi doğumlar. Doğum günün kutlu olsun Nana. Teşekkür ederim. Doğum günün kutlu olsun Nana. Teşekkürler şoker. Aç bakalım, beğenecek misin? Nasıl ama? Çok yaratıcı değil mi? Aynaya bakarak yaptım. Hep hain bir hali vardı. Üzgünüm Nana. Artık ölene kadar bir oyuncak olarak kalacaksın.
Şimdiden insan gibi hissetmeye başladım bile. Anana, ne oldu bana? Kendimi eşek gibi hissediyorum. Nana, kendimi eşek gibi hissediyorum. Ne oldu bana? Nana, ne? Güç her şeyden önemlidir. Mesela ben insan olsaydım tüm dünyaya hükmeden zengin bir imparator olmak ister. Ama bu dileği ilk kez ben dilediğim için hiç şansın yok Şoker. Üzgünüm. İnsan olmak isteyen kim? Zaten Periler Konseyi'nin bu dileğini kabul etmeyeceğinden eminim. Kendine yeni bir dilek bul Nana. Demek Kuli ne kadar güçlüymüş. İyi de dünyada tanıdığı kimse yok ki bunun. Şu anda ne yapıyor acaba?